Macaristan'daki seçimle Türkiye'deki seçimler birbirine hangi noktalarda benzerlik taşıyor, hangi noktalarda farklılaşıyor? Evet, orada da bir altılı muhalefet var. Orada da otoriter bir başkan var. Fakat Orban kazandı. Neden kazandı? Onu az sonra konuşacağız. Ve Ukrayna-Rusya savaşında yine feci görüntüler geliyor. Onları da konuşacağız. Ve Türkiye garantör ülke olmalı mı, olmamalı mı? Ukrayna'yı emekli tümgeneral ve bugün başladı Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Yavuz'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben önce bir Murat Yetkin'e, gazeteci Murat Yetkin'e söz vermek istiyorum. Bugün özellikle Yetkin Report'ta yazdığı şahane bir yazı vardı. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim İpek. Yani küçük bir şey bu ama işte kapatmamız gerekti. çok ben geçmiş olsun. Ben de geçmiş olsun diyeyim Murat çok Bey. Çok geçmiş çok olsun. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Size de hayırlı olsun. Tebrik sağ ederim. Olun. Evet, Murat Yetkin, bugün yazdığınız yazı çok kıymetli ve çok faydalandık. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Şimdi ben şunu sormak istiyorum önce. Ne oldu da Orban'a oy vermeyeceğini söyleyen seçmen gidip oyunu onun için kullandı? Onunla başlayalım. Daha sonra sizin yazınızdan bir grafik hazırlattım ben. Özellikle muhalefetin önündeki en önemli sorun dediğiniz kısımdan orayı ayrıca soracağım ama ne oldu? Şimdi yakın zamana kadar, diyelim Ocak, Şubat aylarına kadar başa baş görünüyordu. Hatta bazı anketlerde muhalefetin oluşturduğu herkesin Macaristan'ı ya da Macaristan için birlik denilen ittifak birkaç puan da önde görünüyordu. Sonra Mart'ta işler değişmeye başladı. Mart ortalaması ya da işte Mart'ın ortalarına doğru şurada notlarıma bakıyorum. Böyle 41'e 36 falan dengeye geldi. Yani 41 Orban'dı, muhalefet 36'ydı. Fakat şeyde hani anketçiler muhalefeti tutturdular, işte 34-35 gibi bir şey aldı. Tam kesin sonuçları açıklanmadı ama tabii Orban'da müthiş bir yanılma oldu. %53 küsur bir oyla, 54 oluyor galiba son sonuçlar gelince, Viktor Orban kazandı. Şimdi çok güzel ifade ettin İpek, yani nasıl işte bu kadar fark oldu? Yani daha önce Orban'a oy vermeyeceğini söyleyenler nasıl verdi? Şimdi birinci, tabii çok baştan söylemek lazım. Türkiye ile Macaristan aynı değil. Ama bazı benzerlikler de var. Evet, Türkiye kadar derin olmasa da ciddi bir ekonomik kriz orada da var. İşte Avrupa Birliği merkezi tarafından bile uyarı alacak kadar bir otoriterleşme var rejimde. Viktor Orban zaten hani göçmen politikasıyla, başka sosyal politikalarla falan böyle bir otoriter rejim sembolü, Avrupa Birliği içinde de görünen bir lider. Ne oldu? Birinci sırada Ukrayna savaşı, Ukrayna krizi var Macaristan koşullarında. Yani Ukrayna krizini herkes böyle sıradan bir çatışma ya da bir savaş ya da bir istila durumu olarak ele alıyor. Çoğunluk böyle alıyor. Öyle değil. Yani bir anda ilk aşamada pandemi, daha sonra Ukrayna krizi gerçekten dünyada ve ondan etkilenen bütün ülkelerde çoğu parametreyi değiştirecek. Çoğu değişkeni belki Ahmet Bey daha detaylı değinecektir kendisi yorumladığında. Fakat işte Ukrayna'da görüyoruz. Ukrayna'da şöyle oldu. Herkes Orban'ın Banko Putin'e oynayacağını düşündü. Ve muhalefet bütün seçim sloganını Rusya'nın Putin'ini engelleyin üzerine kurdu. Ya Avrupa ya Putin üzerine kurdu. Şimdi bu birinci hataydı, çünkü Orban kendinden beklenmeyeni yaptı. Dengeci bir politika izledi. Ben ne Rusya'yı ne Amerika'yı Ukrayna'yı destekleyeceğim. İkisi de benim işte dostumdur. İkisine de şey yapacağım dedi ve Batı'nın ambargolarına çok katılmadı. Yani bu noktada Erdoğan'la bir benzerlik kuruyor musunuz yoksa? Vallahi şimdi Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan benzeri bir politika izledi. Hatta daha aktifini izledi. Yani bakın ilk görüşme Rusya ile Ukrayna arasında, ilk siyasi görüşme diyelim, yani yerel ateşkes görüşmelerini şey yapmıyorum. İlk siyasi görüşme Antalya'da oldu, sonra İstanbul'da oldu. Şimdi
iki ülke liderlerinin de Türkiye'de görüşmesi için girişimlerde bulunuyor. Bu da hani yalanlanmıyor da iki tarafça. Böyle bir durum var. Ama Macaristan örneğine dönersek sonra isterseniz geliriz Türkiye'ye. Şimdi bu tabii son bir ay içinde Avrupa Birliği'nin Orban aleyhinde tutumunu değiştirdi. Ve muhalefet boşa düştü birden. Çünkü siz tutup Batı benim yanımda diye bir seçim kampanyası yürütürseniz işte böyle oluyor. Yani o birinci faktör oldu. İkinci faktör muhalefetin işte biz Batı değerlerinden uzaklaşıyoruz diye biraz fazla hani özgürlükçü demeyeceğim ama bu yani liberter diyebileceğimiz tarzda bir propaganda yürütmesine Orban da işte bu LGBT'ci bunlar, Soros'cu bunlar, işte gelince eğitim sistemini de değiştirecekler filan söylemine yol açtı. Bu da tuttu. Bu da tuttu. Nitekim Budapeşte de özellikle yani başkent Budapeşte Macaristan'ın en büyük şehri. Orada muhalefet pek fena yapmadı ama bütün taşrada kaybetti. Yani taşrada alabileceği bir şey kalmadı. Yani gerçekten şey. Bir de seçim yasasını da değiştirdi Orban. Yani hani benzerlikler ve ayrılıklardan aykırılıklardan söz ediyoruz ama seçim yasasını da değiştirdi. Seçim yasasına karşı muhalefetin tutumu, Macar muhalefetinin tutumu seçimler adil olmayacak şeklinde oldu. Seçimler adil olmayacak diye muhalefet kampanyasını yürütünce tabii bir kısım kararsız seçmen nasıl olsa bir şey değişmeyecek diye sandığa gitmedi. Yani muhalefet seçmeni yani bir kısmı bu yüzden caydı sandıkta. Ne kadar önemli bir şey. Tabii bir de şey faktörü var. Evet. Pardon. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz benzerlik açısından. Yani evet, birçok seçmeni alıkoyabilecek bir durum aslında bu. Evet. Ama burada bir Türkiye'den ayrılan bir durum var. En son muhalefet toplantısında yani altılı muhalefet toplantısında 27 Mart'ta hatırlayacaksınız. O mesela seçimi kazandıktan sonra ne yaparız senaryoları bir kenara bırakıldı ve bu seçim yasasına karşı ne yapalım çalışma grubu kuralım öncelendi tabii. Bana kalırsa bu muhalefetin nihayet ayaklarının suya ermeye başladığı şeklinde yorumluyorum ben bunu. Yani hiçbir şey garanti değil, seçimi kazanmak falan garanti değil. O yüzden çalışmak gerekiyor. En azından bu önceliği almaları şeklinde ben yorumluyorum. Şimdi bütün bunların üstüne bir de aday seçimi söz konusu. Gelmeden önce sizin yazınızdan bir bölüm grafik yaptırdım. Onu müsaade ederseniz izleyicilerimizle paylaşayım. Arkadaşlarım da ekrana getirsin. Muhalefetin en önemli sorunları arasında seçilebilecek adayın saptanması geliyor. Bütün partilerin üzerinde anlaşabilecekleri herkesin içine sinen aday, seçilebilecek aday olmayabilir. Kitlelerin Bekir Ağırdır'ın vurguladığı üzere bir hikayesi olan aday etkeni de bunun içindedir. Kürt seçmenin oyunu alabilecek bir aday ortaya çıkarılması da en önemli etkenler arasındadır. Sanırım kazanabilecek aday muhalefetin önündeki en önemli sorunudur. Şimdi bununla nasıl bir ilişki kuruyoruz? Şöyle bir ilişki kuruyoruz. Yakın zamana kadar Macar muhalefetinin Orban karşısına çıkaracağı adayın Budapeşte'nin belediye başkanı seçilen, Orban'a rağmen Budapeşte belediye başkanı seçilen Geregli Karasoni olacağı tahmin ediliyordu. Nitekim muhalefet partilerinin yani ön seçiminde birinci sırada da açık arayla o çıktı. Fakat tuttu yani muhalefetin uzlaşması, muhalefet partileri şöyle bir uzlaşmaya vardılar. Birinci gelen aday, üçüncü gelen aday lehine çekildi. Üçüncü gelen aday Macaristan'ın hakikaten küçük bir şehrinin belediye başkanıydı. Yani niye onu yaptılar? Bakın burası da enteresan bir durum, ilginç bir ayrıntı var. Çünkü belediye başkanı yaptıkları aday, yani Budapeşte belediye başkanı işte daha böyle özgürlükçü, halk tarafından sevilen, daha önce milletvekili yapmıştı, defalarca milletvekilliği yapmış, siyasetin içinden gelen bir isim. Ama işte modernist bir şeyi temsil ediyor, bakışı temsil ediyor. Oysa muhalefetin gösterdiği aday işte 7 çocuğu olan,
kendisi bir küçük kasabadan gelen bir siyasetçi, muhafazakar ve Altılı İttifak Orban'dan onun oy alabileceğini, yani onun da yani hakikaten Orban'ın partisinde de olabilecek birisi, tamam mı? Oradan oy alabileceği hesabıyla esas adayı onun lehine çektirdiler. Bu çok ciddi bir şey oldu, kırılma oldu. Yani burada o yüzden ben ya biraz boğazımda şey var, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir su alayım. O yüzden ben yorumda şeyi yazdım. Yani az önce sizin verdiğiniz, yani üzerinde uzlaşma sağlanan bütün altı ittifak partisinin de içine sinen aday mutlaka kazanması garanti ya da kazanabilecek, kazanma şansı yüksek aday olmayabilir. Macaristan örneği bunu da gösterdi bize. Evet. Yani buradan hakikaten o yüzden dedim ben, yazının başlığı da o. Yani Macaristan'dan Türkiye'deki muhalefete bir takım dersler var. Ve aynı durumda olan sadece Türkiye'de değil. Bakın Polonya'da da önümüzdeki yıl seçimler yapılıyor. Polonya'da da altı partili bir şey var. Muhalefet ittifakı var. Bakalım orada da ne olacak? Yani bütün buradan ne sonuç çıkarıyoruz? Seda Demiralp, siyaset bilimci Seda Demiralp var. Yetkin Report'ta zaman zaman değerlendirmeler yazıyor. Evet. Ama aylardır diyor ki sadece ekonomik kriz, yani hükümetlerin bütün ülkelerde, hükümetlerin ekonomik ya da siyasi yönetsel başarısızlıkları seçim kazanmayı muhalefet için garantilemez. Muhalefetin seçmene adayıyla, programıyla güven vermesi lazım. Çok doğru. Yani bu bir şart. Evet. Sadece yani ekonomi çok kötüye gidiyor, öyleyse garanti kaybedecek iktidar. Yani böyle bir denklem yok diye Seda Demiralp ısrarla yazıyor. Yani evet, bizim de yayınımıza katıldı, birkaç kez bu konuyu konuştuk. Evet. Gerçekten aydınlatıcı yazılar yazıyor, görüşler ortaya koyuyor. Şimdi burada Macaristan örneğinde tam olarak bunu yaşıyoruz. Ama şunu vurgulamam lazım. Ukrayna krizi sıradan bir çatışma değildir. Bütün dünyadaki ve ondan etkilenen Türkiye dahil ülkelerdeki siyasi dengeleri değiştirecektir. Bunu sadece bir dış politika, sadece bir güvenlik sorunu olarak da almak yanıltıcı olur. Dolayısıyla biz görüşmelere başladık, böyle gidelim bakalım falan, böyle bir dünya artık yok. Yani pandemiyle değişen ve Ukrayna kriziyle değişen bir dünya var. Buna göre iktidarın da muhalefetin de politikalar üretmesi gerçekten bir zorunluluk. Hiçbir şey garanti değil, hiçbir şey çantada keklik değil. Değil. Çok teşekkür ediyorum Murat Yetkin katıldığınız Rica için. Ederim. Tekrar geçmiş olsun. Günler dilerim. Çok teşekkürler. Evet, sizinle bu konudan devam edelim istiyorum biraz. Çünkü olur. Ukrayna meselesi epey uzun.